Hayatımda beni böyle çocukken en çok etkilemiş birkaç yapım var. Bunlardan ilki Jurassic Park, diğeri Geleceğe Dönüş ve ben ortaokuldayken ilk filmi vizyona giren Yüzüklerin Efendisi. Ve üzülerek söylüyorum ki Amazon'un yayınladığı Güç Yüzükleri dizisi tüm bu çocukluk anılarımın içine sıçtı. Şimdi birazdan dizi ile ilgili fikirlerimden bahsedeceğim ama bir uyarı geçeyim bayağı spoilerlara gireceğim. Çünkü çok doluyum. Azıcık dertleşelim istiyorum. Eğer dizinin ilk sezonu tamamını izlediyseniz zaten hani 3 aşağı 5 yukarı nelerden bahsedeceğimi biliyorsunuz. Ama izlemeyenler için de ya zaten ekonomi, vergiler, dolar falan filan derken canınız iyice sıkılmıştır. Bence yol yakınken hiç bulaşmayın bu işlere. Şimdi diziyi birkaç konuda ele alacağım ama en sonda söylenecek şeyi en baştan söyleyeyim. Dizinin en büyük gizemi son bölümde ortaya çıktı. Galadriel'in ilk bölümün sonunda suya atlayıp karanlığa dokunduğunda dokunduğu kişinin Halbrand, Halbrand'ın ise Sauron'un olduğunu gördük. Büyük gizem çözüldü. Hey maşallah. Belki dizinin en başından beri en çok böyle bunun ibaresini gösteren karakter buydu. Çünkü ortamla en alakasız hani hikaye oturmayan tek kişi de oydu. Galadriel gereksiz bir şekilde bu adama böyle bir anlam yüklüyor. Onu sürekli peşine takıyor, bir yerlere sürüklüyor. Adam zaten kral olduğunu söylüyor ama tanıyan yok. Hani zaten Galadriel zorlamasa adamın kendi çabası Sauron'a dönüşeceği diyor. Yani Numen orada bıraksan kendi ekmeğinin peşinden böyle kendi halinde takılacak bir tip zaten. En sonunda hani büyük soygun filmlerinde de olduğu gibi aslında olaylar şöyle değildi de böyleydi. Biz ipuçlarını oraya yerleştirdik ama siz görmediğiniz gibi bir yüzleşme sahnesi yapmışlar Sauron için. Ha yüzleşme sahnesi güzeldi. Hani Sauron'un ikna yeteneği kandırmaya çalışmaları Galadriel gibi izleyiciyi de böyle bir iki arada derede bırakıyordu. Ama gizem işi bence zorlama olmuş. Galadriel Halbrandı sen kralsın sen yaparsın diye gazlıyor. Hiç sorgulamıyor. Sonra bir anda Kelebrin Mor'un ağzından dökülen kemelerden şüphe edip Güney Krallığı'nın soy ağacını araştırınca kafasına dank ediyor. Ya bırak. Tabi şimdi bu anlattığım sezonun grand finali. Tüm her şeyi bu sona varmak için ekipmişler. Peki önceki 7 bölüm boyunca izlediğimiz e, bizi buna hazırladı mı? Tabii ki de hayır. Yani bir kere tüm kurguda inanılmaz kopukluklar ve kesintili sahneler var. Bir kere karakterler sürekli bir yerden bir yere ışınlanıyorlar. Elrond ile Celebrimbor cüceleri yayan olarak ziyarete gidiyorlar. Hop bir anda oradalar İki saniye sonra hop geri dönüyorlar. Hele son bölümde Galadriel T güneye gidip 6 günde nasıl oluyorsa kuzeydeki Lindon'a dönüyor. Abicim biz koskoca Yüzüklerin Efendisi üçlemesini boşuna mı izledik? Yani bu evrende böyle bir imkan varsa hadi kartalları geçtim. Yüzüğü Fast Travel ile niye Mordor'a götürmediniz? Hadi bu tarz zaman atlamaları okey. Sonuçta dizi ikinci çağda yani Yüzüklerin dövülmesinden önce başlayıp Isildur'un Sauron'un parmaklarını keserek onun yüzükle bağını kopardı ve Karanlık Lord'un ilk yenilgisiyle sonuçlanan olayların etrafında geçiyor. E nereden baksanız 3441 yıl sürüyor bu. Yani o kadar bir süreci anlatması gerekiyor. Hadi o yüzden dizi size bize hissettirmese de olayların aralıklarla yaşanmış olması doğal diyelim. Ama asıl saçmalıklar zaten karakterlerin Numenor'dan orta dünyaya gelmesiyle başlıyor. Dizi o sırada güneyde Ortların Adar adlı bir lider ile oradaki köylere saldırdığını ve tüneller kazmak için insanları köleleştirdiğini gösteriyor. E son kalan insanlar da bir isyan başlatıp onlara karşı kendilerini savunmak için kaleye çekiliyorlar. Numenorlar ise orta dünyaya ayak bastıkları gibi vahiyinmişçesine nasıl oluyorsa bu köylerin savaştığı yere doğru dört nala at sürüyorlar. İşte o sırada güneydeki köylüler de sözüm ona ortlara karşı kendilerini savunmak için şu iki akıllıyı dinleyip Koskoca taşlarla çevrili tek geçitli kalelerine ayrılıp dümdüz vadi gibi köye gidiyorlar. Bizimkiler 1-0 öndeyken savaşta böyle devre arası gibi bir şey oluyor. Tam bu deli saçması stratejimiz tuttu derken bir bakıyorlar ki aslında orklarla beraber abi biz savaşmak istemiyoruz ki diye kaleyi terk eden arkadaşlarını kesmişler. Hadi onların kafada mifer var. Ortam... Okey biraz dumanlı. E, belli ki biraz alkol de alınmış. Yahu kardeşim siz de mi kime sıktığınızı görmediniz? Bir Allah'ın kulu da demiyor ki aga benim benim vurma. Yani böyle saçmalık mı olur? Tüm bunların yanı sıra ortada henüz güç yüzükleri olmadığı için belli ki yapımcılar bu diziye böyle karakterlerin peşinden it gibi koşturacakları bir nesne yerleştirmek istemiş. Yani dizide T. Hey, Morgoth tarafına Sauron için dövülmüş bir kılıç kabzası var. Bu kılıcı güneydeki şu köylü oğlan buluyor. Bu kılıcı haldır aldır arayan Adar savaş ortamından istifade sonunda bu kılıcı kapıyor. Sonra da bizimkiler gidip tabi bunu onun elinden kurtarıyorlar. Galadriel kılıcı kurtardıktan sonra Zenci abiye gidip ya sen bunu al Numenorlara ver zaten bu çok pis bir şey söyle onlar da giderken denize alsınlar diyor. Ablacım adamlar yanında zaten doğrudan onlara versene. Bu güzelim elf abimiz de kılıcı anasına asıldı bu ergen çocuğa geri veriyor. Al bunu sen buldun en iyi sen saklarsın diye. Ulan çatılardan ok atıp çocuğun anasına böyle post keseceğim diye iki bölümdür şunun içinde ne olduğuna bir baksanıza ya. Hayır ağırlığını geçtim şeklinden de mi anlamadınız? Yani Kundaktaki bebek gibi böyle sarıp sarmalamışsınız. Orada kimse açıp bunun içinde ne var diye bakmıyor ya e, masal bu ya. Mer Adar bunları kandırıp kılıcı yancısına vermiş. O da aleti bir mekanizmaya saplayıp Doom Dağı'na su basıp aktif ediyor. Her yeri kül duman basıyor. Orada da bizim doğu toprakları hop oluyor mu sana Mordor. Bizimkiler zaten savaştan çıkmış heleley heleley diye sevinirken bir anda tüm köy perişan oluyor. Galadriel de sadece bu ergen çocuğu kurtarıp orada başka kimse yokmuş gibi yoluna devam ediyor. Nasıl bir çocuksa artık bu Galadriel sana emanet ettiğimiz kılıç balta çıktı al bari bu sende kalsın deyip kendi kılıcını ormanın ortasında bu çocuğa veriyor. Kimsin lan sen? Kaytan bıyıklı. Tabii en son Galadriel yine Hop Festival ile yaralı Halbrand'ı yani namı diğer Sauron'u da alarak Lindon'a geri dönüyor. Halbrand kardeşim ya ben böyle dün çok içmişim kendimi gözümü burada açtım diyerek kelebirin borun bir anda atölyesine geliyor ve ona alışım kullanmayı öğretiyor. Vay be ya sen Sauron değil misin kardeşim iki büyü ataydın bir okuyup üfleydin yüzüklere ya. Tüm olay mitrik, mitrile takviye yapmak mıymış? Yani güç yüzükleri kapalı çarşıda mı dövdünüz? Ne alaka koyayım? Neyse sonuçta 300'lük elflere yapılıyor. Kalan güç yüzlükleri de tüm materyali şimdi burada harcamayalım diyerek sonraki sezon finallerine bırakılıyor. Ha bir de Hobbitler var bak şimdi onları da unutmayalım çünkü olmasalar diziden açıkçası hiçbir şey eksilmez. Onlar da böyle peşlerine bir tane meteor adam takmışlar. Dizinin gizemlisiyle ay sen iyisin de ay kötü müsün acaba falan filan diye diye koca 8 bölümü devirdiler koskoca orta dünyaya meteor düşüyor. İki tane hobbit dışında kimse de demiyor ki aga bu nedir? Herkes gökyüzünü izleyip story mi çekiyor amına koyayım? Bu Starlink mi kardeşim? En sonunda da Meteor abimiz George Lucas'tan bile kötü yazılmış replikleriyle I am good diyerek kendisini bekleyen dişi eminen vedalaşlarını asayi tutarak kelebeğe çevirdi ve bize Gandalf olabileceğinin böyle ipucunu kıpsladı. Sonra da şark görevini yapmaya gitti. Gerçi bu abimiz Gandalf ise her şey o oradayken yaşanacak ise sen ne diye Yüzüklerin Efendisi'nin ilk filminde diğer diğer koşturup bu yüzükle neyin nesi diyerek kendini kütüphanelere kapattın. Veya bu meteor adam Saruman mı? Ya da Mavi Büyücüler mi? Bakalım ikinci sezonda görürüz inşallah. Sonuç olarak dizi vasat yani senaryo, replikler, o dünyada yaşayan ırkların, işte olayların inandırıcılığı bana e, yüzüklerin efendisi'nden çok uzak geldi. Bazı güzel şeyler var tabi Hani özellikle görseller, mekanlar falan şahane olmuş. Sahnelerde ve repliklerdeki ince göndermeler de çok güzel. Onlara dikkat edersiniz. E, bir ambiyans katıyor. Dizinin geçtiği çağ bence çok doğru bir seçim ama uygulama olarak bence epey e, kötü bir iş ortaya çıkmış çok güzel şeyler anlatılabilmiş ama saçma kararları yüzünden bu yapımcıların bence dizi pek olmamış. Hani ben herhalde bu dizinin toy yapımcıları işten alınıp YouTube'da işte cinli ev ya da kışkırtma kanalı açana kadar diğer sezonları da izlemem gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ha oyunculardan pek bahsetmedik ama yani ne diyeyim işte onlar yani bence genel olarak oyuncu seçimleri de kötüydü. Yani cüceleri beğendim mesela ama Hani elf'leri salın narne ya da falan oynasınlar. Zenci elf mi olur tartışmasına hiç girmeyeceğim. E, herhalde bir tek o olmuş zaten. Ama şunu anlamadım. Hani pür beyaz bir kralın zenci kızı nasıl oluyor ya da zenci bir hobbitin nasıl böyle bembeyaz bir kızı oluyor? Herhalde büyülü ortamlar işte deyip çok kurcalamak lazım. Onun dışında işte Galadriel'i çıkar, yerine Seda Sayan'ı koy. Halbrand'ı da Alişan oynasın. Milyar dolarlık cennet mahallesi çekin. Yine de bundan güzel olur. Neyse içimi döktüm vallahi rahatladım. Siz de kendi düşüncelerinizi yazın bana katılıyor musunuz? Hani benim atladığım şeyler varsa yorumlara ekleyin. Veya sevenler varsa siz de belirtin kardeşim çekinmeyin öyle herkes diziyi linçliyor diye. Ha özellikle abi şurası çok süperdi sen anlamamışsıncıları ayrıca beklerim. Bir de kapatmadan bakın şunu ekleyeceğim şimdi herkes evet her şeyi eleştiriyor gömüyor. Evet insanların da hoşuna gidiyor. İzleniyor eyvallah ama bakın kötü dizinin neden eleştirildiğini anlayabilmek için iyi dizinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. O yüzden hani sizden ricam varsa böyle sevdiğiniz iyi dediğiniz diziler onları da yorumlara ekleyin. Ben de yazacağım kendi listeme. Böyle orada paslaşırız. Onun haricinde de kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Abone olup like'a abonuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Haydi bay bay.